Herkese merhabalar demeden başlıyorum. Herkese merhabalar demiyorum. Hoş geldin de demiyorum. Ne diyeceğimi bilmediğim için böyle susuyorum. Ne bileyim yani ne diyeceğiz? Ne diyeceğine deyip demeyeceğine hiçbir şey ne değer ne kimse kimseyi dinler. Ne bir şey anlatabilirsin ne dinleyen olur. Bu da tam harika oldu. Bugün sıra Oğlak Burcu'nda. 22 Aralık itibariyle bazı kitaplarda 22, bazılarında 23 olarak gösteriyor ama ben 22 Aralık'ı baz alıyorum. Oğlakların, bütün oğlakların, yükseleni oğlak olanların dahi doğum gününü kutluyorum. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Siz olmasaydınız biraz ciddiyet, biraz iş disiplini, biraz çalışkanlık nasıl olabilirdi? Aynı zamanda sabrı nasıl öğrenirdik bilmiyorum. O yüzden iyi ki varsınız. Bugün size anlatacağım elimden geldiğince ve bütün detaylarıyla. Umuyorum ki izledikten sonra yorumlarınızı da eksik etmezsiniz nasıl bulduğunuza dair. Her şeyi söylediysek başlıyorum. Oğlak Burcu'nun bir kere gezegeninden yola çıkmamız gerekiyor. Satürn gezegeninin etkisinde olan bir burç. Ve Satürn gezegeni de açıkçası en zorlayıcı gezegenlerden biri. Ama burada detaylı bunlara girmeyeceğim. Sadece zorlayıcı bir gezegen olduğunu bilin genel itibariyle. Dolayısıyla oğlağın gezegeni Satürn. Öncü bir burç, dişil bir burç aynı zamanda ve elementi de toprak. Oğlakla ilgili ilk söyleyeceğim en önemli şey, hani 3 olumlu 3 olumsuz diye ayıracağım birazdan ama en önemli nokta 10. evi sembolize ediyor. Burada da bu arada hani oğlak burcuysanız ve beni ilk defa izliyorsanız şuna yeniden değinmemde fayda var. Şimdi anlatacağım oğlak burcunun bütün etkileri diyeyim. Buram buram oğlak olduğunuzda geçerli. Ve bu noktada da açıkçası sadece burcunuzun oğlak olması yetmez. Bütün haritanıza bakmakta fayda var. Ve bütün haritanızın toplamında diyeyim hani 12 evler, gezegenler. Bunlarda da oğlak burcunun özellikleri varsa yani oğlak burcu varsa haritanızda. Evet gerçekten siz buram buram bir oğlaksınız demektir. Bunu her zaman aklınızda tutun. Bir de bunun dışında 10. evdeyiz ve kariyer evini sembolize ediyor ve bu evin burcudur oğlak. Şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi birden hani koçla başlıyoruz. İlk 6 burç ben diyor. Ama başaktan sonra yani terazi itibariyle diğer böyle bir yuvarlak hayal edin. Hani o yuvarlığın böyle 180 derece olan kısmı 6 ben, üst tarafı da biz. Ve bu noktada da aslında oğlak en tepeyi sembolize ediyor. Ve oğlaklar size cümlemin başında söyleyeceğim dediğim en önemli şey 10. ev kariyer evi ve tepe noktanız aynı zamanda oluyor. Sizin, herkesin yani. Ve oğlak burayı sembolize ederken aynı zamanda dip noktanız yani MC, IC diye geçiyor ya da gölge yanınız, sırtınız yengeç. Ve o da 4. ev. Yani bu şu demek oluyor. 4. ev, 10. ev aksı diye bir şey vardır ve bu en önemli noktalardan biridir. Bunu çok kısa keseceğim ama ailenizden aldıklarınızı, bütün öğrendiklerinizi diyeyim hani çocukluğunuzda dünyaya gösterdiğiniz, taşıdığınız evdir 10. ev ve bu da aynı zamanda iş hayatınızı da sembolize eder. 10. evin kariyer evi olmasından mütevellit. Açıkçası oğlak burçları ile ilgili şöyle bir şey içimden geldi. Bunu niye diğer burçlarda yapmadım falan demeyin. Yani içimden nasıl gelirse öyle hareket ediyorum. Bunu da artık biraz olsun hani izliyorsanız diğer videoları da beni anlamışsınızdır. Oğlakta şöyle ilerleyeceğim. Evet 3 olumlu 3 olumsuz ama ikili gideceğim. Çünkü size dair söylemek istediğim şeyler biraz daha fazla. Bu sizin ciddiyetinizden mi kaynaklanıyor? Benim aşırı derecede oğlakları böyle ekstra daha da detaylı anlatma isteğinden mi bilmiyorum. Ama 3 olumlu derken aslında oğlakta biraz 6 olumlu 6 olumsuz diye gidebilir. Yapacak bir şeyim yok. Birinci olumlu özelliğiniz kararlı ve odaklısınız. Oğlaklarla ilgili gerçekten yani hani çevrenizde varsa, sizin burcunuz oğlak değilse ama eşiniz, partneriniz, ailenizde, anneniz, babanız,
abiniz, ablanız, arkadaşlarınızdan hani Oğlak varsa ve gerçekten bu insan hani 22 Aralık 20 Ocak'a kadar dedim ya, ya da 19 Ocak'a kadar da deniliyor ama işte biz 22 Aralık 20 Ocak'ı baz aldığımızda ortalarında doğanlar, yani Aralık sonu Ocak başı özellikle doğanlar daha fazla bunu hissederler. Çok kararlı ve aynı zamanda da bir karar verdiğinde de ona çok odaklı giden insanlardır Oğlaklar. İkinci olumlu özelliğiniz çalışkan olmanız ve çok pratik olmanız. Oğlaklar açıkçası hani bu Satürn'den de geliyor. Böyle Başaklar gibi, hani Başak da sonuçta hizmet etmeyi seviyor. Bakın burada çok büyük bir ayrım var açıkçası. Başak hizmet etmeyi sever ama Oğlak çalışmayı sever. Aynı zamanda Koç'un da burada bir ayrımı var. Koç da başarmayı sever. Yani hepsinde var aslında biraz çalışkan olmak diyeyim. Ama Başak bunu hizmet etmeyi sevdiği için yapar. Koç dediğim gibi başarmayı sever ama Oğlan'ın tek istediği, tek odağı, bu pratikliğinin de sonuç odaklı olmasının da en büyük motivasyon kaynağı diyeyim size, çalışkan olmaları. Onlar yani böyle çalışmak için zaten bu dünyaya gelmişlerdir gibi düşünebilirsiniz. Üçüncü olumlu özelliğinize gelelim. Üçüncü olumlu özelliğiniz bir kere kesinlikle ama kesinlikle, yani sizin için bence o hani her burcun kelimesi var diyorum ya, sizin kelimeniz sabır. Ve çok sabırlısınız, aynı zamanda çok da tedbirlisiniz. Burada yeri gelmişken şunu da belirteyim. Oğlak burçları öyle koçlar gibi kesinlikle çok risk almaktan hoşlanmazlar. Onlar böyle tehlikeli olmayan sularda yüzmeyi severler. Hani mümkünse kendilerini hep garanti altına ala ala, sora sora, soruştura soruştura ilerlerler. Bu Oğlak için gerçekten çok önemlidir. Çünkü öyle hani gözü kara bir burçtur size diyemem. O yüzden tedbiri kesinlikle elden bırakmazlar. Bir de tabii ki de şunu da söylemek gerekiyor. Sorumluluk duygunuz çok yüksek ve aynı zamanda bayağı disiplinli bir insansınız. Dolayısıyla da sizi çok takdir ediyorum. Yani gerçekten böyle bir Oğlak'ın kalk ve kendine gel modu vardır ve onu gerçekten de hani hayatımızın bazı dönemlerinde hissetmemiz gerekiyor. Bu arada yani Oğlak'la ilgili böyle parti parti kesit kesit aklıma gelenleri sizinle paylaşacağım. Oğlak burçları için ikizlerden tam zıt olarak diyeyim. Tam da müthiş bir Türkçe ile ilerliyorum. İkizlerden çok başka olarak hani ikizler eğlenceye önem verirdi hatırlarsanız. Oğlak burcu için eğlenceden önce iş gelir. Ve bu hani nokta. Onlar önce işlerini halletsin. Eğlence zaten hani sonrasında yapılacak bir şey. Ama işler bir bitmeli duyguları vardı. Yani bu DNA'larında artık onların kodlarıdır diyeyim. Hani kodları budur. Şimdi 3 olumsuz özelliğinize gelecek olursak. Birincisi kesinlikle ama kesinlikle çok inatçı olabiliyorsunuz. Ve bu noktada yani özellikle bildiğiniz bir konuysa zaten öyle boş konularda ya da her konuda inatlaşmaya gitmezsiniz. Hani bir mantık vardır sizin inatlaşmanızda ama inatlaştığınız noktada siz ne diyorsanız odur nokta. Bu belki size hani neden bunu olumsuz olarak söylüyorum. Bazı zamanlarda çünkü esnememiz gerekebiliyor. Ve inatlaştığınız ya da sizin için öyle olduğunun net olarak doğru olduğu noktalarda da kesinlikle bu arada haklı da olabilirsiniz. Başkasının da bakış açısını dinlemeniz belki o olayı farklı ele almanıza sebep olabilir. Bu yüzden özellikle deli gibi inatlaştığınız zamanlarda bir bakın bakalım hani gerçekten o inat etmenize değer mi diye. İkinci olumsuz özelliğiniz aşırı ciddi ve soğukkanlı gözükebiliyorsunuz dışarıdan. Ve bu da hani biliyorum aslında elinizde değil ama bunun için böyle biraz çabalamaya çalışırsanız en azından gerçekten bunun da faydasını görürsünüz. Çünkü hani hatırlar mısınız akrep videosunda mıydı, şu an net olarak hatırlamıyorum hangi video ama bir burç videosunda şey demiştim. Aslında böyle hani ben burçları bir partide hayal ediyorum. Ve akrep de %90. Hani akrep mesela orada böyle durur, gözlemler, bakar. Ama o böyle şey bakış, hani şunu hayal edin. Şöyle bir bakış. Ama oğlak da gözlemleyicidir. Ama motivasyonları farklı diyeyim size. Yani oğlak burcu gözlemler ama evet bakalım bu böyle anladım falan. Hani daha farklıdır. Yani
Oğlaklarda böyle akrepteki gibi bir gizem yoktur. Oğlak nettir, açıktır, dobradır, hissettiğini o da söyler. Ama yani en önemli farkları bütün burçlardan çok iş odaklı ve çalışkan olmaları açıkçası. Dolayısıyla bu soğukkanlı ve ciddi gözükmeleri de o yani iş odaklı olmalarından aslında en çok ileri gelir diyebilirim size. Bunu da yani kelimeleri dökmekte biraz zorlanıyorum çünkü oğlanın ciddiyeti şimdi belki ünlülerden bahsederken biraz olsun daha net anlatabilirim. Son olarak üçüncü olumsuz özelliğiniz, iş hayatına düşkün olmanız çok çok muhtemel. Dolayısıyla da ailevi hayatınızı ikinci plana atabilirsiniz. Hatta belki üçüncü, dördüncü. Bunlara yani bu konuya özellikle dikkat etmenizde fayda var. Çünkü ilerleyen zamanlarda yani bir 60, 70, 80 yaşlarımıza hani Allah uzun ömürler versin 90'ınıza geldiğinizde ben bu kadar çalıştım, didindim, işte çok severek de çalıştım, her şeyleri de başardım ama ailemle de çok zaman geçiremedim ya deme duygusu gerçekten çok acı. Bu yüzden de buna dikkat etmenizde hani gencecik insanlar olarak tabii ki de 50-60 yaşlarında izleyenler varsa saygılarımı da sunuyorum. İyi ki izliyorsunuz. Ama buna dikkat etmenizde çok çok fayda var. Bu arada oğlak burçları çok mütevazi insanlardır. Onlar da sadedir. Öyle bir oğlağı böyle deli gibi gösterişli yani bir terazi ya da aslan kıyafetlerini diyeyim ya da onların o kendilerini dünyaya sergiledikleri halini hani o gündelik hayatlarındaki hallerini oğlaklardan asla beklemeyin. Hani Başak ne kadar sadeyse açıkçası oğlak burçları da bu kadar sadedir. Ama yani dediğim gibi hani farkları çok çok fazla. Bir kere yani onlara girmeyeceğim ama Başak'ın gezegeni Merkür, hani Oğlak'ın Satürn ve bu aslında yetiyor ne kadar farklı olduklarını anlamak için. Aynı zamanda Oğlaklar yaptıkları her şeyde bir mantık ararlar. Hatırlıyor musunuz size hani her burcun bir kelimesi var demiştim. Aslında Oğlak'ın kelimesi yani çalışkan ve ciddi. Evet ama bence bir de soru var. Bunu hani her burçla gitmedim ama Oğlak'ın sorusu neden yapıyorum? Şimdi oğlak zaten neden yaptığını bilmezse onun için hiçbir anlamı yoktur. Çünkü sonuç odaklısınızdır ve sizin o sonuca ilerlerken bir çalışmanız gerekir. Dolayısıyla bir planlama gerekir. Ve bu planlamayı neden yaptığınız ya da o işin sizi nereye götüreceğini bilmezseniz diyeyim. O noktada gerçekten sendelersiniz çünkü sizin için hani anlamı kaybolur. Ve anlam kaybı demek de motivasyon kaybı demektir. Bu da zaten maazallah hani çalışma duygunuz giderse zaten çalışmayın çok daha iyi. Şimdi sonuç odaklısınız ve sonuç odaklı olduğunuz için ve risk almaktan da çok hoşlanmadığınız için detaylarda kaybolmazsınız ama detaylara önem verirsiniz. Kesinlikle detaylar neden önemli? Çünkü çalışkan olduğunuz için ilerlerken sonuca da gitmeniz gerekirken bir hata yapmamanız gerekiyor. Dolayısıyla da her şeyi böyle inceleye 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 gidersiniz. Onun dışında en önemli noktalardan bir diğeri sırtınız yengeç. Ve yengecin de gezegeni hatırlarsanız Ay'dı. Dolayısıyla hani Ay bizim annemizi sembolize ediyor diyeyim. Burada duygularınızı bastırmak demeyeyim de çünkü oğlaklar aslında gizli romantiklerdir. Bence sırtınızdan dolayı yani gölge yanınızın yengeç olduğundan dolayı o romantikliğinizi yani %90 zamanlarda sadece tabii ki birlikte olduğunuz kişiye göstermeniz muhtemel. Ama buna önem vermezseniz de böyle bir soğuk, hani ciddi dediğim gibi böyle sadece iş düşünen tipler olarak diyeyim ya da insanlar olarak algılanmanız çok olası. O yüzden lütfen buna dikkat edin kendiniz için. Aynı zamanda kariyer odaklısınız, gerçekçisiniz. Öyle bir balık gibi hayaller aleminde böyle gidip gelmezsiniz yani. Kesinlikle bu dünyada olan insanlarsınız. Yani bu dünyadan kastım da ayaklarınız yere sağlam basar. Hatırlayın boğa da böyleydi. Zaten toprak elementi neydi? Boğa, başak ve oğlak toprak elementi. Bu sebeple de ayaklarınız yere sağlam basar. Ben yaptım demekten hoşlanırsınız ama kendinizi göstermekten hoşlanmazsınız. Bu da sizin aslında yaşadığınız bir zıtlık. Yani aslan mesela ben yaptım oldu, ben başardım demeyi sever ve pohpohlanmak ister. Ama siz böyle değil. Ben yaptım, bunu ben başardım. Hani ben çalıştım
yaptım ya, hani beni görüyor musun, ben bunu yapabiliyorum duygusu sizi tatmin eder. Kendinizi göstermek için yapmazsınız. Zaten açıkçası bu da benim deneyimim, tecrübem. Siz de bu arada yorumlarda lütfen benimle paylaşın ne düşünüyorsunuz. Oğlaklar bence öyle hani kendileri için bir şey yapmazlar. Hani bakın ben nasılım, bakın ben şöyleyim diye dolaşmayı da sevmezler. Sadece yapmış olmak duygusu onlara haz verir diyebilirim. Oğlak burcu için en uygun meslekler bir kere yönetici olmanız diyebilirim. Organizasyon size çok uygun. Aynı zamanda da toplum için faydalı işlerde bulunmaktan çok hoşlanabilirsiniz. Son olarak diyeyim ya da sona yaklaşırken, Oğlak burcu konuşmadan önce en çok düşünen burçlardan biridir. Ve bu bence çok takdire şayan bir hareket açıkçası. Bu yüzden de sizi tebrik ediyorum. Şimdi Oğlak ünlülerine gelecek olursak, çok Oğlak ünlümüz var. Ve benim bayıldığım ama bittiğim öldüğüm Barış Manço'muz. Benim doğum günümde ölmüştü. 31 Ocak 99'du yanlış hatırlamıyorsam. Yani 31 Ocak olduğuna %100 eminim. Ama 99 muydu diye düşünüyorum. Galiba öyleydi. Ben Barış Manço'ya bayılırım. Yani zaten bunu ara ara size hep söylüyorum. 88 doğumluyum. Ve bizim kuşağımız bence, yani herkes çok saygı duyarak büyüdü ve Barış Manço'nun yeri apayrı ama bizim kuşağımız için bence yeri çok başka. İkincisi de Enis Arıkan. Enis Arıkan'ı da çok seviyorum, severek takip ediyorum. Aşırı da, bu arada bu ne bilmiyorum. Hop. Aynı zamanda Sienna Miller ile Jude Law, onlar da Oğlak burcu. Buna açıkçası bayağı şaşırdım çünkü iki oğlağın beraber olabilmesi o kadar kolay değil. Çağla Şikel ve Ebru Şallı, Oğlak kadını ve onların da aslında işe ne kadar odaklı olduklarından ve birinin, yani Ebru Şallı tabii ki modellik, mankenlik geçmişi var ama Pilates'te ne kadar tutarlı, istikrarlı ve vazgeçmeyen bir yapısı olduğunu gördünüz. Aynı zamanda insanlara öğretmeyi de seviyor. Çağla Şikel zaten hani kadının yapmadığı şey kalmadı. Kesinlikle, ya benim Oğlaklara aşırı saygım var. Çünkü yani ben kovaya kova olarak istikrarlı olma konusunda çok sıkıntı yaşadığım zamanlarım oldu. Ve YouTube da bunlardan biri. 7. ayımız diyeyim doldu. Ve bu 7 ay ilerletmek, hani tabii ki de 7 yıllara olsun, benim için büyük başarı ama Oğlak için mesela bu çok sıradan bir şey. Çünkü o bunu zaten yapar. Hani Kova bunu zorlayarak yapar çünkü onun için böyle değişken şeylerin olması önemlidir. Hani maceracı, böyle özgürlüğüne düşkün bir insan olarak hani rutin sevmiyor. Aynı zamanda bu arada Oğlaklar rutinden de çok hoşlanırlar. Her burç kendinden önce gelen burcun niteliklerini dengeler demiştim hatırlarsanız ve Oğlak'tan önceki burcumuz Yay'dı. Yay iyimser bir burç ama Oğlak gerçekçi. Yay burcu mesela fazla harcamaya meyilli diyeyim ama Oğlak ayağını yorganına göre uzatır. Öyle hani hemen harcamaz. Kesinlikle bir plan program onun için şarttır. Yay maceracı ama Oğlak için kesinlikle maceracı diyemeyiz. O dediğim gibi hani böyle daha az tehlikeli olan sularda yüzer. Hatta az tehlikeli derken hani hiç tehlikesi olmasa onlar için çok çok daha iyidir. Görev insanlarıdır. Kesinlikle lider ruhlulardır. Lider ruhlu olmalarının en büyük sebebi de zaten öncü bir burç olması. Evet, ipi çeker. Yalnız kalmaktan hoşlanan bir burçtur. Ve övünmekten hiç hoşlanmazlar. Bunu da kesinlikle söylemem gerekiyor. Oğlak burcu savaşmakla ilgili değildir, sonuca ulaşmakla ilgilidir. Ve burada hani hatırlarsınız, çok kısaca ondan bahsedeyim, bir hikaye vardır. Tavşan ve kaplumbağa hikayesi. Bunu çocukluğumuzdan hep bize anlatırlardı. İşte böyle tavşan seke seke gidiyor. Bir yarış bu. Ve hani en son, yani ilk o son çizgisine varan kazanacak o yarışı. Tavşan seke 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 gidiyor. Kaplumbağa zaten yavaş yavaş. Tavşan zaten geçeceğinden emin olduğu için dinleniyor. İşte 10 adım, 10 böyle sekme mi deniyor ona? 10 sekme diyeyim, gidiyor, ondan sonra duruyor falan. Ve kaplumbağa ile her karşılaştığında, hani kaplumbağa ona her yetiştiğinde, sen bu hızla nasıl gideceksin? Ay işte sen zaten çok yavaşsın gibi gibi böyle ona işte dalga geçiyor diyeyim hani kendince. Sonra işte zaman geçiyor, hani zaten tavşan seke seke gittiği için sonlara yaklaşmış. Bu arada o sonu niye gitmiyor onu da bilmiyorum, herhalde rekabet olsun diye. Ve uyuya mı kalıyor işte, orada görmüyor mu kaplumbağayı? Sonuç olarak yarışı kaplumbağa kazanıyor. Neden? İstikrarlı,
vazgeçmiyor, yavaş ama kararlı, kendini garanti altına alarak ilerliyor ve kimsenin ne söylediğini hiçbir şekilde kulak asmıyor. Oğlağın başarısı budur. Dolayısıyla oğlaklar, ben sizi biraz da kaplumbağalara benzetiyorum. O yüzden de şey de mi olsa, hani her burcun bir sorusu var, bir kelimesi var, bir de hayvanı var desem. Yok, gerçekten de hani oğlak kaplumbağa gibidir ve her zaman da başı çeker diyebilirim. Her zaman değil ama çoğu zaman. Ve sizinle ilgili en son söyleyeceğim şey, insanlar genelde sizin ne hissettiğinizi anlamayabilirler. Bu yüzden onlara duygularınızı özellikle sizin ifade etmeniz gerekebilir. Dediğim gibi içinizde bir romantik yaşıyor ama bunu ortaya çıkarıp çıkarmamak sizin elinizde ve hoşlandığınız biri varsa diyeyim, yani ona açılmanız gerekiyor sizin. İlk adımı eğer ki kendisi, yani karşı taraf çok ilk adımı atmakta başarılı değilse, sizin adım atmanız çok faydalı olacaktır. Bu videoyu nasıl buldunuz? Bunu yorumlarda benimle paylaşın. Bu arada size nacizane şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar, evet, astrolojiyle ilgileniyorum. Hobim benim. Hani kendimi bir astrolog olarak görmüyorum. Ama sizden ricam, yani çok tatlı diyeyim, hani tatlı bazı sorular aldığım oluyor. İşte geçen gün inanamadım, hani benim boyum şu kadar, işte saçlarım şöyle ama tam olarak ne zaman doğduğumu bilmiyorum, hani doğum haritama bakar mısınız falan. Hani bunlar mümkün değil. Zaten doğum haritasına da bakmıyorum, yani çok özel durumlarda diyeyim. O yüzden hani buna dikkat edin lütfen, çünkü bana hani doğum haritasına bakmak demek o insanla bir iki saat falan geçirmem demek. İleride belki hani bir çekiliş yaparsak, bir şey yaparsak tabii ki seve seve bakarım. Ama böyle bir işim yok. Hani bunu size böyle belirtmek istedim. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu nasıl buldunuz? Sizin özellikleriniz böyle mi? Yani bu söylediklerim uyuyor mu size bir oğlak olarak? Buram buram bir oğlak mısınız? Yoksa yok ya, hani biraz var ama bence çok da yok mu diyorsunuz? Bunu benimle paylaşın. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz, aynı zamanda abone değilseniz de abone olursanız gerçekten sevinirim. Yani destek olmaktan bir zarar gelmez diye düşünüyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Harika geçsin gününüz. Eğer ki bunu sabah saatlerinde izliyorsanız, öğlen saatlerinde izliyorsanız da yine harika geçsin. Geceniz harika geçsin akşam izliyorsanız deyip deyip böyle bitiremiyorum. Sevgi, neşe, coşkuyla kalın ve iyi ki varsınız. Gerçekten iyi ki varsınız. Haftaya görüşmek üzere. Evet, tüm ciddiyetimle karşınızdayım. Konuşacağım. Allah'ım, yine konuşamıyorum. Allah'a. Böyle bir dans etsem falan filan. Hop hop. Öyle başlasam enerjik. Evet.